Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Bugün Ağustos ayı burçlarından Başak Burcu için bir fal kapattım. Ben Başak Burcu takipçilerim için bu falı niyetledim. Eğer siz de Başak Burcu'ndaysanız ya da sevdiğiniz bir yakınınız Başak Burcu'ysa bu falı onun için niyet ederek dinleyebilirsiniz. Güzel olan yorumları kendinize alıp aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Olumsuz negatif yorumları da evrene aynen olduğu gibi iade edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi. Bu arada benim burcum da Başak, yükselenim de Başak. Evet, bu falı biraz kendim için de kapatmış oldum. Bakalım inşallah güzel haberler alacağımız bir Ağustos ayı geçiririz. Sevgili Başak burçları. Evet, açalım falımızı. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Siz de görün. Evet, falımız bu şekilde çıkmış. Bakın bir sürü yol çıkmış falımızda. Ben onu şu şekilde yorumladım. Geçmişten gelen bir takım belirsizlikler böyle sizi düşüncelere sürüklemiş. Yani böyle iş hayatındaki belirsizlikler olabilir. Mesela anlaşma yaptığınız kişilerle ilgili bir takım soru işaretleri kafanızda kalmış olabilir. Yola çıktığınız insan mesela iş hayatından olmayıp hani evlendiğiniz kişi de olabilir ya da sevgiliniz. Hani sizin yola çıktığınız insanlarla ilgili yaşadığınız bir takım belirsizlikler var. Ama bakın hanenizde aydınlık görünüyor aslında. Bu belirsizlikleri yavaş yavaş kafanızdan atacaksınız. Bir takım netleşmeler yaşayacaksınız. Tabii Başak burçları biraz ince eleyen, sık dokuyan insanlardır. Her şeyi detaylıca düşünmeyi severler. O yüzden belki bu kadar irdeleme sebebiniz bu da olabilir. Bu konuları. Bakın şurada bir horoz var. Size güzel ve yeni bir gelişme getirecek. Size böyle bir hani bu horoz bir haber getirecek. Belki yani kendiniz attığınız adımlarla ilgili çevrenizden böyle bir haber alacak olabilirsiniz. Yani nasıl adımlar? Hani yeni bir eğitim almak, işte ne bileyim yeni bir şeye başlangıç yapmakla ilgili böyle kendinizin hani etrafınızdaki insanların diyeyim yani sizi izleyen insanlar tarafından hani böyle bir haber alacak olabilirsiniz. Size bir şey müjdeleyecek olabilirler bu durumlarla ilgili. Yani böyle uzmanlık gerektiren işlere yatkınlık içerisindesiniz şu anda. Çok heveslisiniz bunlara ve şanslı bir dönemdesiniz. Bunları yaptığınızda da hani elinize yüzünüze bulaştırmadan yapabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni işlere kalkışabilirsiniz, başlayabilirsiniz. Bakın şurada iki rakamı çıkmış. Yani belki 2 hafta içinde böyle bir adım atacaksınız kendinizle ilgili olarak Ağustos ayı için içerisinde. Evet, bir takım şeyleri böyle kafanıza takıp kuruntu yapıp evham yaptığınız oluyor. Biraz böyle hani dua etmek olabilir, meditasyon yapmak olabilir. Böyle kendinizi rahatlatacak bir yöntem bulursanız kendinizi belki daha iyi hissedeceksiniz bu anlamda. Kafanızdaki bakın gölgeler, düşünceler yavaş yavaş kaybolacak. Hani böyle kendinizi olumluya bakmaya, onu böyle kafanızda sürdürmeye devam edin. Biraz kendinizi böyle geri çekmişsiniz bu dönemde. Hani inzivaya çekilmiş gibisiniz. Tek başınıza kalmak istiyorsunuz. Başak burçları zaten böyle seçtikleri sadece belirli insanlarla görüşürler. Çevreleri böyle çok zengin ve kalabalık değildir. Seçici bir burçtur. Hani bu inziva böyle hani Ağustos ayında da sizin için sürecek. Kendinizi böyle yenileyeceksiniz belki de. Daha rahat hissedeceksiniz. Evet, böyle elinize yeni bir iş almışsınız siz. Yeni böyle kreatif bir şeyler yapıyorsunuz. Yani yaratıcılığınızın ön plana çıktığı işler peşindesiniz. Yani bu bir müzik aleti çalmak olabilir. El becerisi, el sanatları gerektiren bir şey olabilir ama hani bir şeylere başlamışsınız böyle. Hani o sıkıntılarınızı da biraz bunlarla atmaya çalışmışsınız. Kafanızı dağıtacak küçük şeyler yapıyorsunuz. Yani boya badana bile olabilir bu ya da ne bileyim böyle hani evle ilgili küçük ufak tefek tadilatlar, işler olabilir. Hani kendinizi oyalayacak
minik şeyler bulmuşsunuz. Belki bahçeye bir şey ekmek olabilir, saksı ekmek olabilir. Bakın şurada elinizde bir şeyle oyalanıyorsunuz. Bu da size iyi geliyor. Böyle bir çıkış kapısı gibi olmuş. Evet, isminde böyle G harfi bulunan biriyle bir yüzleşme yaşayacaksınız adeta. Böyle karşı karşıya gelmişsiniz o kişiyle ve böyle bir yüzleşme yaşayacaksınız. Belki bir gizlilik ortaya çıkacak aranızdaki. Yani belki bu anlamda ilişkinizin sınanacağı bilgiler öğreneceksiniz bu isimdeki kişiden. Böyle bir şey yaşayacaksınız yani. Ve böyle sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bir konu mu var sevgili Başak burçları bilmiyorum ama hani eğer şimdiye kadar ihmal edip arka plana attığınız bir sağlık sıkıntınız varsa ya da şimdiye kadar çok fazla sizi yoklamadıysa da şimdi yoklayacak biraz ihmal ettiğiniz bu konuyla ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. İlerleyen yaşlarınız için de bu iyi olmayacaktır. Lütfen gereken kontrollerinizi yaptırın derim. Biraz böyle hani ağrı çekiyor gibisiniz. Yani öyle çıkmış şurada yüz ifadesi. Böyle buna dikkat etmenizi öneririm sizlere. Bak. Evet sevgili Başak burçları, bakın böyle ikili ilişkilerinizde bakın karşı karşıya geldiğiniz ve sınandığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Hani belki yazılı, belki sözlü olarak bir şeyleri yanlış ifade edip insanları hani kırma gibi bir şey yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ya da hani geçmişi böyle önünüze süren insanlar çıkabilir çevrenizden, sosyal çevrenizden olabilir, aşk hayatınızda hani hayatınızdaki kişi olabilir ya da eşiniz olabilir. Yani böyle geçmiş konuları önünüze getireceğinde hani yine nereden geldik bu konuya diyebilirsiniz. Eğer yeni başlangıçlar yapma niyetindeyseniz hani kalbiniz boşsa diyeyim. Şu an için yeni başlangıçlar yapmaya böyle çok müsait bir durumda değilsiniz. Çünkü hali hazırdaki işlerinize hani devam etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacak. Biraz böyle yanlış anlaşılabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ondan dolayı. Biraz hani ilişkilerinizi böyle tartacağınız bir dönemdesiniz. Bakın terazi çıkmış burada. Yani böyle ilişkilerinizi tartmak ve bu konuda hani başlıyorum bu ilişkiyi ya da bitirmem gerekiyorsa bitiriyorum. Hani evlilikte bir sorun varsa evet bu var. Hani bu sorunu ortaya koyalım ki çözebilelim diyebileceğiniz bu dönemdesiniz. Ya da böyle bir hani çocuk isteğiniz varsa hani terazinin hangi kefesi ağır basacaksa evet hani bu konuda hani artık ben çocuk istiyorum diyebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Yani hayatınızda bir takım gelişmelerle ilgili böyle terazinin kefelerine koyup düşünüp netleşme yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Ama size hani iyi gelecek bazı şeyleri de netleştirmek. Çünkü aynı zamanda kararsız bir yapıya da sahipsiniz. Çünkü artılarıyla eksileriyle hayatı ve her şeyi çok detaylı düşündüğünüz ve incelediğiniz için sizin için karar vermek zor bir şey. Kararı verebilmek ise güzel bir şey. Sizi rahatlatan bir şey. Bu yüzden netleşmek size iyi gelecek. Ve bazı sorumlulukları artık kaçınılmaz olarak almak zorunda kalacaksınız. Ama siz hani sorumluluk almaktan kaçacak bir yapıda da olmadığınız için bu sizi sıkmayacak, yormayacak, güzel şeyler getirecek ardından. Böyle şeyler yaşayacaksınız Ağustos ayı içerisinde. Evet, biraz böyle bir göz şeyinde etkisinde kalmışsınız. Bakın zaten falımızın dibinde de çıkmıştı. Yani böyle sizin hani izlendiğiniz bir konu var sanki. Böyle ilişkinizle ilgili mi diyeyim artık? Yani aile yaşantınızla mı diyeyim? Böyle hani çalışkanlığınız, düzeninizle böyle birilerinin dikkatini çekmiş olabilirsiniz. Hani birileri sizi izliyor yani bunu bilin. Ama hani böyle bu da sizi çok da hani etkilemiyor. Yani izleyebilirler. Hani siz böyle kendi şeyinizden ödün vermeden, hani davranış şeklinizden ödün vermeden hayatınızı sürdürüyorsunuz. Sizi kötü ve olumsuz etkileyecek herhangi bir durum yok. Bakın önünüz gayet aydınlık, açık. Güzel bir Ağustos ayı yaşayacaksınız inşallah Başak burçları. Evet.
biraz sıkıntı yaptığınız, içinize attığınız şeylerden dolayı üzülebilir ve gözyaşı dökebilirsiniz. Belki bu karar verme evresinde kendinizle çok savaşmak durumunda kaldınız bazı şeylere karar verirken. Her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek gibi bir düşüncede olabilirsiniz. Ama hani bunu bekledikçe de zaman geçiyor. Bir yandan da kararlarınız o anlamda geride kalıyor, yani askıda kalıyor. Bu sizi rahatsız etmiş ve bundan dolayı da iç sıkıntısı yaşamış, hatta gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani bu kararları vermek sizin hanenizi aydınlatıp sizi daha da rahatlatacak. Böyle 3 tane şanslı haber alacaksınız. Bakın 3 tane farklı konudan yüzünüzün güleceğini söyleyebilirim sizlere sevgili Başak burçları. Güzel bir Ağustos ayı inşallah sizleri bekliyor. Umarım falımızı beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.